veterinerleri var, kontrol altında. Yani kayıtlı olan. Burada geçerli köpek daha sağlıklı. Bu veteriner mecbur burada bulunuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın pet shoplardan çıkarılan kanun, kedi köpek satıldığı zaman daha sağlıklıydı pet shoplarda. Çünkü zaten internet kanalıyla satılan hayvanların önüne kimse geçemiyordu. Şimdi direktmen satışları oradan yaptığı zaman bu pet shopçuların karını bile almıyorlar veya onlara verdiği fiyatın aynısından satış yapıyorlar ve bunlar merdiven altı satışı daha da arttırır. Çünkü neden? Pet shopçular denetleniyordu. Şimdi firmaları nasıl denetleyeceksin? İnternetten nasıl denetleyeceksin? Tamam, kabul, aldınız kedi köpeği, sağlık için dediniz ama bu pet shopçuların sattığı yemi bir yemden para kazanıyor, bir kuşla. Yemden bu dükkanlar nasıl çalışacak? Nasıl istidam görecek? Evini geçindirecek. O zaman kedi köpeği satmadığı zaman en ravanşta olan şeyler şimdi en çok merdiven altı satışlar olacak. Çünkü neden? Bunların yemi marketlerde de satılıyor. Tüm bakkallarda belli olmayan yerlerde kuş yemi dolu. O zaman buna bir standart getirsinler. Sadece pet shopçular malzemesini, yemini, kuşunu satsınlar. Zaten bir kuşla ne kazanacak gibi dükkanı geçindirecek. Onun yemlere veya hayvan yemlerine belli bir kısas getirsinler. Ya da geriye dönük yine pet shoplar zaten denetimde. Bunların veterinerleri de var. Yine kedi köpeği bence en sağlıklı, en iyi şekilde satacak yerler pet shoplardır. Onun için ben şöyle diyorum. İnternetlerden satışların bence dükkanlarınki daha sağlıklı. İnternetler nereden getiriyor? Nasıl getiriyor? Hiç kimse bilmez. Onlar sağlıklı mı? Hayır. Pet shopçularınki daha sağlıklı. Çünkü denetleniyor. Bugün bir kuşla dükkan çalıştıramaz. Yemi her yer satıyor. Bakkal da satıyor. Bir de meslek ahlakı olmalı gayrı. Neden? Herkes kendi işini yapacak. Herhalde sezin işler mi oldu başkanım? Tabii ki biz şimdi şu anda biz bir de tek Antalya değiliz. Biz Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkanı olduğumuz için tüm illerden pet shoplardan gelen şikayetleri dile getiriyoruz. Doğru söylüyor. Adam diyor ben yem satıyorum, markette satıyorum. Ben bir kuşla, bir balıkla diyor nasıl geçineceğim? Aklı şöyle. Önceki sistemde yoktu bizde. Bu yeni sistemde naca kutuyla kasaplar odasına geliyorlar. Yeni açanlar. Eski açanlar yerinde. Yani mecburiyet yok. Ama yeni açanlar mecbur naca kutuyla bize düşüyor. Hayvan satışları, yem satışları bunlar naca kutuyla kasaplar odasına geliyor. Tabii ki biz de bunların şu anda sorumlusuyuz. Yok o her bir pet shopçunun bir bakım merkezi, bir merkez açma gücü de olmaz. Mesela gelip onların dediği gibi bir yer açması için bir açık alan olması gerek. Geniş yer olması gerek. Bunu herkes yapamaz. Bunu kim yapacak yine? Aynı dediğimiz gibi merdiven altı satışların daha da önüne geçilmez. Ve bunlar bir çiftlik tutarlar. Hayvan besliyoruz derler, satış yapıyoruz derler ve orayı çevirirler, görüntü olarak gösterirler. Ama o sistemi kurmak şu anda normal bir sistem değil. Yeri geldiği zaman bizde olmayanlar bize geliyor. Bizim zaten gelen hayvansal olduğu için bizim besicilik, hayvan alım, satımı bizde. O da tabii ki onlar da hayvan kısmına girdiği için ondan geliyor. Yani bunları bir toparlamak da iyi bir şey bu naca kotların. Herkes... Siz 600 lira da veterinere ödüyorsunuz değil mi? Tabii. Ha. Bak buranın şey, da denetimi de var. Denetim... Kedi köpek satan böyle 3 saatle uğraşan arkadaşlarımız dükkanları geniş olduğu olan da arkadaşlar satabiliyordu. Neden? Garantili oluyor. Dükkanımızın her türlü vergileri var. Veteriner kontrol altında. Her gün gelip kontrol yapıyor. Canlı hayvanlarımızı kontrol yapıyor. Yani bizim satışlarımız da var. Ama şimdi nasıl oluyor?
Adam pazar yerine götürüyor, pazar yerinde satıyor. Senin dükkanındaki malı götürüyor, pazar yerinde satıyor. Büyük marketler, büyük marketlerde satıyor. İlgisi, alakası olmayan arkadaşlar bile, hiçbir belgesi olmayan, belgesi olmayan arkadaşlar bile her yerde satışlar türedi. Bir de şöyle bir şey var, adam pazar yerinde, adam getiriyor, buraya şey koyuyor, kuş götürüyor, kuş satıyor. Balık götürüyor, kendileri çiğniyor zaten. Kendiler çiğniyor, doğru. Yani pazar yerinde adam, benim burada veterinerim var, burada gıdamalarım var. Siz 600 lira da veterinere ödüyorsunuz değil mi? Tabii. Bak buradan da denet.